Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ya niye gülüyorum biliyor musunuz? Şu anda Futbol Federasyonu Başkanı basın toplantısı yapıyor. Gazel okuyor, gazel. Hikaye okuyor. Anlatıyor. Şöyleydi de, böyleydi de ağırlıklı olarak işte Mustafa Cengiz'e cevap veriyor. Biz şunu yaptık, biz bunu yaptık, biz şöyle ettik, biz Türk futbolunu kurtardık. Hayır, e, bazı görüntüle var ama kullanmak istemiyorum, getirmek de istemiyorum. Anlatıyor baba yani işte kendini temize çıkarmaya çalışıyor ve Galatasaray tabi adamın kafasının derinliklerinde Galatasaraya sallamak olduğu için sallıyor. Ya kardeşim. Senin ne olduğun belli, kim olduğun belli, kafandaki niyetin belli. Etin belli, butun belli. Sen sonuçta zorlu tezgahın baş kahramanlarından birisin. Şimdi bakın benim asıl anlatmak istediğim ne biliyor musun? Bunlar da dübür tutuşmuş abi. Bunlar da dübürü kim tutuşturdu biliyor musun? Bu TFF ve Koçero'nun dübürünü kim tutuşturdu? Trabzonspor tutuşturdu. Şimdi bunlar niye topuyla, tüfeğiyle hep Trabzonspor'a saldırıyorlar? Trabzonspor'un üstüne gidiyorlar arkadaşlar. Çünkü bunların kafasında, bunlar çok net bir şekilde diyorlar ki ulan bu sene Fenerbahçe şampiyon olacaktı. E, ee, Galatasaray'ı bitirdik. İşte onu rakip görmeyiz, Sivas'ı iplemeyiz. Bu Trabzon nereden çıktı ya? Bu Trabzon nereden çıktı? Trabzon'u yiyeceklerdi. Ama bu da olmadı. Yiyemiyorlar. Şu anda Trabzon'u yeme şansları yok. Çünkü neden biliyor musunuz? Trabzon çok güçlendi. Harbiden çok güçlendi. E Trabzonspor'un arkasında bazı güçlerin olduğunu da gördüler. En azından dik duruyorlar yani. Şimdi bakan bakan görmüyor musunuz? Rado Bey var ya Rado Bey çıldırıyor. Vay efendim diyor ulaştırma bakanı nasıl inşallah Trabzonspor şampiyon olur dedi. Bunu diyemez. Tarafsız olması lazım. Diyemez de kardeşim siz Sayın Cumhurbaşkanı'nı Yüksek Divan Kurulu toplantısına getirdiğinizde Cumhurbaşkanı Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde olması lazım mesajı aldınız değil mi? ha Bunun için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz falan derken sen ki, o seyircilerin arasında oturuyordun böyle şak şak şak, şak yapıyordun. Radoş, he, Radoş, Trabzonspor şimdi şampiyon olur diyen bakana, ulaştırma bakanına sallıyorsun. Yok ya, yemezler emmi, yemezler. Sizlerin ne, ne tipler olduğunu, ne haltlar olduğunu bu millet biliyor kardeşim. Bırakın bu işleri, bırakın. Bir tanesi çıkmış, efendim diyor, böyle diyor, bilmem ne diyor, geçen sene diyor, bakın diyor, Cumhurbaşkanı diyor, şey söyledi, Başakşehir bilmem ne diyor, eee? Oldu mu Başakşehir diyor, Galatasaray diyor, önemli maçta diyor, Başakşehir'i döve döve yendi diyor. Bak bak kullanılan ifadeye bak, yazıklar olsun ya. Bunlar bunlar böyle işte böyle çeşitli gazetelerde yazarlar, yazıyorlar, çiziyorlar. Bunlarda utanma yok, bunlarda sıkılma yok. Bu federasyon başkanı çıkmış abuk subuk konuşuyor. Yok limiti indirdik de, yok çıkarttık da, yok şöyle oldu da, yok böyle oldu da. Estekli köstekli, yok zorlu toplantısı ben istediğim yerde, istediğim başkanlarla görüşürüm de. E görüşürsün de, lan gizli görüşüyorsun gizli. O gün o toplantıyı bir hafta sonra birisi yakalayıp açıklamasaydı sen o toplantıda Koçeroğlu'yla yardımcısıyla Taşeron ile sen bir araya gelip yaptığınız toplantıyı açıkla. Ha görüşürsün istediği yerde. Dersin ki ben falan yerde falan kulüp başkanıyla şu saatte görüşüyorum. Eyvallah. Ya federasyon başkanı bu adamdan federasyon başkanı falan olmaz. Efendim kurulları övüyor, varı övüyor. Bilmem lan var da sorun yok var. Orta hakemlerde sorun var. He? Orada hakem de Ali Palabıyık, Fırat evet, Aydınus. sana kimleri söyleyeyim daha bunun gibi daha bir sürü çakalları Fenerbahçe şampiyon olsun diye adamlar dübürlerini yırtıyor. Ama Trabzonspor bu oyunu bozdu. Asıl mesele bu arkadaşlar. Trabzonspor bu oyunu bozdu. Şimdi bunlar niye topuyla ile, tüfeğiyle Trabzonspor'a saldırıyor? Başkanları Koçero saldırıyor, o saldırıyor, bu saldırıyor. İşte medya içerisinde Koçero medyasının lavukları var ya onlar Trabzon'a saldırıyorlar. Niye Trabzon'a saldırıyorsunuz abi? Trabzonspor'un şampiyonu olacağını gördüler. Şimdi hani ok ben burada Galatasaray sohbetleri yapıyorum ama kabul edelim ki Trabzon bir adım andı şampiyonluk yarışında. Eee ne olacak şimdi? Trabzon bunlar diyorlar ki ulan Galatasaray'ı bir şekilde işte nasıl olsa bize de gelecekler Kadıköy'e. Kadıköy'de 15 kişiyle döveriz ederiz. Galatasaray'ı bitiririz. Cezalar aldırırız. Fatih Terim'i haklarız. Onu bitiririz. Şöyle yaparız. Galatasaray'ın üstünü bunlar Çoktan çarpılamışlar. Ama Trabzonspor'u bunu yapamıyorlar pek. Trabzonspor'a saldırdılar seni. Devlet bu hale getirdi. O oldu. Yok arkanda bakan var. Yok şu var. Senin arkanda hiçbir şey yok. Senin arkanda devlet yok. Senin arkanda sen Kenan Evren arazisini 3.30 paraya alırken onu bilmem ne yaparken onları yaparken yıllar önce şu anda Samandıra tesislerini ha devletin arazilerini Alişan'a e gidin sorun. Nasıl bedava cukradan aldığınızı herkes biliyor. E, senin arkanda devlet yok Devlet bütün kulüplere yardım ediyor kardeşim ki etmesi de doğal etsin. Ayrıca da bir itirazım yok. Trabzonspor'a da bugün bir takım imkanlar sağlanmışsa sağlanacak kardeşim. Trabzonspor da ülkenin bir gerçeği. Adamların bal gibi şampiyon, altı tane şampiyonluğu var adamın yani. E seni de evire çevire yendi orada. He? Abbas edip gönderdi mi? E gönderdi. Eğer sahada düzgün bir hakem olsaydı o maçın hakemi pala hal olmasaydı 4-5 tane atardı Trabzonspor. O efendim Trabzon kalecisi kurtarmış de,miş,miş da de, de, Fener şöyle oynamış da ya ne olacak o Ersun Yanal'la bu koçer öyle sizin ömrünüz bir yere kadar sizi limak niyat nereye kadar taşıyacak? He? Bu zorlu toplantılarıyla, bu tezgahlarla nereye kadar gideceksiniz? Trabzonspor kadro bakımından da güçlü, istek, hırs, arzu bakımından da önde. Sana bu şampiyonluğu bırakmaz bu Trabzonspor. Bırakmamalı zaten de. Bunu görüyorlar. Benim bu gördüğüm bu gerçeği Koçero ve tayfası görmüyor mu? Limakneat görmüyor mu? Taşeron Zeko görmüyor mu? Oğuz Sarvan görmüyor mu? İşte onun için hemen e, hakem atamalarında çıktılar ortaya. İşte bak Galatasaray'ın en kritik oynadığı maçlarda bakın hep böyle bu Mete Kalkavan gibi, Pala Ali gibi hakemleri gönderirler Galatasaray'ı imha ederler. Ben Galatasaray'ı imha edeceklerine inanıyorum. Ama Trabzonspor'a güçleri yetmeyecek. Çünkü Trabzonspor bayağı güçlü. Bayağı etkili. Anlatabiliyor muyum? Trabzonspor'un ertelenen maçına kafayı takarlar. Yapılan yardım derler. Ondan sonra yok işte şöyleydi, yok böyleydi falan. Yok adam ne dedi ya? Biz dedi hakeme iyi oynadık ama dedi hakeme rağmen yenemedik dedi şeyi Trabzon'u. Çünkü hakem sizden yanaydı. Serdar Aziz'in atılması lazımdı. Endiyane'nin attığı bal gibi gol var. He? O Gustavo dönen adam kendini manda gibi atıyor şeyin önde. Düğüt faul gol iptal. Ondan sonra vay efendim bizim golümüz verilmedi. Hadi ya sizin golünüz verilmeyecek. Şimdi uzun sözün kısası Trabzonspor bunların oyununu şununu bununu bozdu mu bozdu. Trabzonspor'a diş geçiremiyorlar kuduruyorlar. Trabzonspor ben onu bunu bilmem kardeşim. Trabzonspor şampiyon mu olur? Ligi bunların üstünde mi bitirir? Ben bunu anlamam ama Trabzonspor her halükarda Fener'den daha iyi konumda. Göreceksiniz mevsim sonu itibariyle de Trabzonspor Fener'in üstünde olacak. Ha bu şampiyonluk da olabilir. İk, ikinci olur, üçüncü olur ama Fener'in üstünde olur. Onları ben bilemem kardeşim. Bu kadar basit. Ha Galatasaray'ın tepesine vuruyordunuz, elinden ekmeğini alıyordunuz ama Trabzon'u vuramazsınız. Trabzon'un arkasına Bakan Bey çıkıyor öyle ya da böyle. Siz cumhurbaşkanlığı getiriyorsunuz, onlar bakan. Ha diyorsan ki biz bakan bakan takmayız abi. Cumhurbaşkanının dediği geçerlidir. Onlara ben karışmam. Onlar beni ilgilendirmez. Onlar benim konumun dışında. Ama ben şunu görüyorum kardeşim. Bu Trabzonspor, bu Fenerbahçe'yi 100 maç yapsalar evire çevireyle bir de bunlar kupada işleştiler yarı finalde bir daha Trabzon'a gidecekler şimdi. Benim bildiğim Trabzon var ya bu sefer onların hakikaten suyunu çıkarır, pestilini çıkarır bu kupa maçında. Olacak işte değil ya. Fenerbahçe'nin bir atımlık barutu var. İşte Kadıköy'deki maçları 15 kişiyle oynuyorlar. Hatta 20 kişiyle TFF'ye Z koy, M koydu, hakemleri, makemleri varı koy ilave et. Bu kadar basit. O kadar basit. Arkadaşlar, uzun sözün kısası, fazla uzatmayalım. Trabzonspor geldi. Fenerbahçe'nin bütün keyfi, uykusu kaçtı. Bunlar böyle bir Trabzon beklemiyorlardı. Bunlar sıradan bir Trabzon olacak diyorlardı. O Trabzon'un da ensesine vurur lokmasını alırız diye düşünüyorlardı. Trabzonspor Fenerbahçe'nin bütün dengesini, kimyasını, ruhunu, şununu, bununu bozdu. Bozdu mu? Bozdu. Daha önce Trabzonspor'la Fenerbahçe şampiyonluklarda hep kapışmışlar. İşte bu defa ben tahmin ediyorum ki Gülen taraf Trabzonspor olacaktır. Hepinize enişten sevgiler, selamlar. Abone işlerine e, biraz ağırlık verelim. Bundan sonra bu tür Trabzonspor sohbetlerini de yapmaya devam edeceğiz. Bu sefer Galatasaray formasıyla yaptık ama e, mutlaka ve mutlaka Trabzon formamız da var burada. Bir gün onu giyer onunla da sohbet yaparız diyelim. Neyse noktayı koyalım arkadaşlar. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.